İran yönetiminin Azerbaycan'a karşı düşmanca adımları sonrası Türkiye ve Güney Azerbaycan'dan İran'a karşı büyük tepki gösterilmeye başlandı. İran ordusunun Azerbaycan sınırında başlattığı tatbikatlar sonrası Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunun mesajını verirken, Güney Azerbaycan'da da İran'a karşı tepki yükselmeye başlandı. Güney Azerbaycan'daki Türkler İran yönetimine büyük tepki gösterirken İran ordusu içerisinde Güney Azerbaycanlıların çokluğu da İran'ı korkutmaya başladı. İran ordusunda bozkurt işareti yapan Azerbaycan Türklerinin sayısı her geçen gün artarken bunlar İran'a karşı verilmiş bir mesaj olarak görülüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu haykıran Güney Azerbaycan'da destek geldi. Sosyal medyada da Güney Azerbaycan senin neyi seçtiği açıldı binlerce kişi Güney Azerbaycan'ın yanında olduğunu haykırdı. İran ordusu tarafından yürütülen tatbikatlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, akıllarınca ve hesaplarına göre, tatbikatlarını bölgedeki yükselişi engellenemeyen bozkurt gücüne karşı yapmaktalar. Lakin, içlerindeki bozkurt balalarını hesaba katmazlar. Eldeki hesap çarşıya asla uymayacak diyerek birlik mesajları paylaştılar. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan'a karşı tehdit içeren açıklamasına tepki gösterdi. Azerbaycan-İran sınırında üçüncü bir güç bulundu ve bu güçlerin kışkırtıcı girişimleri ile ilgili iddiaları kabul etmediklerini ve bu görüşlerin hiçbirinin temeli olmadığını belirten Abdullayeva, genel olarak, Azerbaycan topraklarında ne devletimize ne de komşu ülkelere tehdit oluşturabilecek teröristler de dahil olmak üzere herhangi bir kuvvetin varlığı tartışmaya konu olamaz. Ne yazık ki, 44 günlük vatanseverlik savaşı sırasında bile, bazı taraflar bu tür iddiaları tamamen mantıksız bir şekilde öne sürdüler. O zamanda bu iddiaların asılsız olduğunu beyan etmiştik. Şimdi de bu iddiaların hiçbir dayananağı olmadığını tekrarlıyoruz ve şu ana kadar Azerbaycan tarafına bu konuda hiçbir kanıt sunulmadı. Uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı, Azerbaycan'ın her zaman benimsediği temel ilkelerden biridir dedi. Bilindiği üzere onlarca yıldır kendi topraklarının bir kısmının askeri işgalinden ve uluslararası sınırların ihlalinden muzdarip olan Azerbaycanlı diyen sözcü İran sınırımızın 130 kilometresi de dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmı yıllardır Ermenistan'ın işgali altındaydı. Ne yazık ki yıllar boyunca dost olan İran devletinin bugün olduğu gibi sınırımızın bir kısmının işgaline karşı bu kadar kararlı ve tepki duymadık. Genel olarak Azerbaycan tüm devletlerle ilişkilerin inşasını tam olarak birbirimizin uluslararası sınırlarına saygı temelinde savunmaktadır. Bu da ülkemizin değişmez konumudur. Tarafımızın da dahil olmak üzere Ermenistan'la ilişkilerini uluslararası hukukun bu temel ilkesine dayanarak normalleştirmeye ve sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduğu bilinmektedir diye konuştu. Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının belirlenmesi sürecinin ikili bir mesele olduğunu aktaran sözcü, son zamanlarda bu konuda karşı taraftan olumlu sinyallerin verilmesi sürecin yapıcı yönde gelişmesine umut vermektedir. Dış güçlerin Azerbaycan'a müdahalesi fikrine gelince, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her zaman ulusal çıkarlara dayanan bağımsız bir dış politika yürüttüğünü ve 30 yıl boyunca somut adımlarıyla defalarca bunu kanıtladığını vurgulamak isteriz. Komşu ülkelerle dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi dış politikalarımızın en önemli önceliklerinden biridir ve bu yönde sürdürülebilir adımlar atılmaktadır. Azerbaycan'ın İslam dayanışması meselesine karşı büyük bir duyarlılığa sahip olduğunu ve bilindiği gibi İslam İşbirliği Örgütü'nde aktif bir konuma sahip olduğunu da belirtmek isterim. Geçtiğimiz 10 yıllar boyunca Azerbaycan topraklarında İslami tarihi ve kültürel mirasın yıkımı, yağmalanması ve hakaretine ilişkin meseleyi gündemde tutmuştur. Bu konudaki İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Azerbaycan topraklarının işgali, Ermenistan'ın bölgede büyük ölçekli silah stoklaması, yasadışı ekonomik ve diğer faaliyetler, uyuşturucu kaçakçılığı, teröristlerin eğitimi, İslam dini ve kültürel anıtlarına hakaret ve yıkım dahil olmak üzere yasadışı eylemlerinin durdurulması olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı ülke içinden yerinde edilmiş kişilerin 30 yıllık hasretten sonra ata topraklarına geri dönmeleri Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarına olmalıdır, dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Ferhat Mammado, İran yönetiminin Azerbaycan'a parmak salladığını söyledi. Tahran'ın son iki ayda harekete geçmesinin, rahatsız edici bilgileri bu dönemde aldıklarını gösterdiğini vurgulayan uzman, ancak Ağustos ayında İran liderliğini bu kadar heyecanlandırabilecek ne oldu? Aslında Azerbaycan'ın pozisyonu değişmedi, kurtarma süreci devam ediyor. Kurtarılan topraklar doğal olarak militarize ediliyor ve Ermenistan'ın iletişimin açılması yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama politikası yürütülmektedir dedi. Bakü'nün Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin bitmesini beklediğini ve Ağustos ayında zorlama gündemindeki maddelere uygulamaya başladığını belirten uzman Gorus Kafan yolunda İran araçlarını denetleme ve vergi toplama süreci Temmuz sonu Ağustos başında başladı. Sebep, İran kamyonları Karabağ Ermenilerini besliyor. Buradaki en ilginç nokta, Ermeni liderliğinin bu sorunun çözümünden çekilmesidir. Paşinyan ilk olarak Moskova'ya Azerbaycan'ın Rusya ile sözlü anlaşmayı ihlal ettiğini söylemiştir. Kremlin'in tepkisinden habersiz olan Erivan, Tahran'ın notlarını görmezden geldi ve alternatif bir rotayı onarmaya başladı. Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı ile son aylarda iki kez görüştü ve muhtemelen Azerbaycan'dan şikayet etti. Ermenistan bariz nedenlerle hiçbir şey yapamıyor. Tam tersine Gürcü liderliği aracılığıyla sorunları Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere mesaj gönderiyor. Ancak o zaman İran, Ermeni liderliğinin Türkiye ile iletişim kurmaya ve ilişkiler düzeltmeyi planlamayı hazırlandığını fark etti. Bence İran'ı daha aktif yapan da bu oldu. Başın güvenmenin imkansız olduğunu anladılar. Bu nedenle Tahran'ın Erivan Büyükelçisi, Başın davranışının mantığını anlamaya çalışarak Ermenistan Dışişleri Bakanı ile düzenli toplantılar yapıyor. Evet, Tahran'ın Azerbaycan sınırındaki tatbikatları hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin bölgede artan rolüne bir tepkiydi. Ancak aynı zamanda Tahran giderek Ermenistan'ı işaret ediyor. Böylece İran, Ermenistan'a keyfi kararlar vermemesi için bir sinyal gönderiyor dedi. Sözde Eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin sözde lideri Arayik Karutyanyan, sözde yetkililer ve askerlere Azerbaycan ordusuna karşı çıkmama çağrısı yaptı. Ermeni medyasında yer alan haberde Azerbaycan silahlı kuvvetleri Amaras Manastır kompleksine doğru ilerleyerek Manastır'ın kontrolünü ele geçirerek mevzilerini ilerletmeye çalıştı. Ancak Rus barış güçleri hemen olay yerine geldi ve Azerbaycanlıları eski mevzilerine çekilmeye zorladı denildi. Haberde Azerbaycan ordusunun ayrılıkçı terörist rejimin eski bölümünün Amaras tapınağından kaldırılmasını talep etmesi nedeniyle sorunun çözülmedi kaydedildi. Haberde mesele ayrılıkçı suçlu Cunta başkanı Arayik Harutyunyan'ın Han kendideki konutunda ciddi bir şekilde tartışıldı ve görüşmenin başından itibaren Arayik Harutyunyan Azerbaycanlıların taleplerine ne pahasına olursa olsun uymayı kabul etti. Ayrıca Ermeni yetkililere ve askerlere Azerbaycan ordusuna karşı çıkmamaları çağrısında bulundu denildi.